Anılar ha? Eşik vardı burada. Düşüp kafayı yarmıştı. Nasıl unutabilirim ki? Oluk oluk kan akmıştı her yere. Annem az daha... Selin evi çok güzel yapmış yalnız. Rengarenk olmuş. Aa Vedat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya kusura bakma, çok geç saat oldu dedim bu adama ama dinletemedim ki. Kahveleri biz de içeceğiz diye tutturdu. İyi oldu geldin. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Ama özür dilerim. Elim boş geldi. Yok bak. Çiçeğim burada. Demir. Misafirim var. Bir bak istersen. Kim? Oo, buram buram ocak başı kokuları geliyor. Yalnız beni davet etmediniz, çok kırıldım size, ikinize de. Bir dahakine artık. Sözünü hatırlatırım Vedat'cığım. Tabii. Ben de birkaç detay konuşmaya gelmiştim ama madem Vedat burada, şimdi sıkmayalım insanları, sonra konuşuruz. Herkes kahve içiyor mu? Ben hemen yapıyorum o zaman. Ayakta kaldım Vedat ya, otursana. Hani ikimiz de aynı evde yaşarken özel hayatımız olamazdı? Hani kimseyi getiremezdik eve? Maşallah. Alara Hanım rahat rahat girip çıkıyor. Bundan sonraki aşama ne? Anahtar mı vereceksin? Misafirlerimiz varken konuşmayalım istersen. Duyacaklar. Ayıp olacak. Ayıp oluyor. Ama onlara değil. Bana. En azından ben saksının altına anahtar koymuyorum senin. İbo görev icabı gelip çiçeğe bakıyor. Sevgilin gibi yatağında oturup beklemiyor. Odama mı girdi yine? Çıkmıyor ki. Her neyse. Vedat'la da tanışmış bakıyorum. Ben Vedat'la tanışınca dünyaları yıkıyorsun. Alara Hanım, Vedat'cığım boyutuna geçmiş bile. Ne oldu Selin? Rahatsız mı oldun? Alara ile Vedat'ın samimi olması mı geldi seni? Hayır. Senin bu çifte standartta tepkilerine gerildim. Aynı evde kaldıklarını biliyor muydun? Sera'dayken Demir evde bir sorun olduğu için otelde kalıyor demiştin. Ama ben bu kadar büyük bir sorun olduğunu bilmiyordum. Sence Demir ne zaman kurtulur bu sorundan? Kurtulur? Kurtulmak istediğini nereden çıkardın? Oo Vedat Bey, bildiğimiz bir şeyler mi var? Yani bildiğim değil de gördüğüm şeyler var. Valla ben de iki göz, sen de iki göz. Nasıl bu kadar fark görüyor? Hayret. Allah'ın işi işte. Ya sen içeri gitsene. Ben hallederim buraları. Hayır canım, sağ ol. Alara ile yeterince vakit geçirdim. Ama sadece Alara yok orada. Vedat da var. O yüzden sizinle oturup kahve içiyorum ya. İnsan bir haber verir ya. Vedat'ı getiriyorum deseydim bir şeyle hazırlardım. Böyle kuru kuru kahveli olmaz ki. Ayrıca yemeğe de davet edebilirdim. İkimizin de arkadaşı. Dert etme Selin. Bir dahakine sen çağırırsın. Ya hala Vedat'a Merve'yim dedim diye mi kızgınsın? İkinizden de özür diledim. Vedat bile bu kadar mesele haline getirmiyor. Sen de artık uzatma ne olur. Bir haftada bittiğine inanamıyorum ya. Yoruldunuz ama değdi, çok güzel oldu proje. Demir'in sayesinde ve tabii ki ekibinin. Tabii senin de hakkını yememek lazım. Teşekkürler. Memnun edebildiysek ne mutlu. Sayenizde Paris'e gideceğiz. Öyle mi? Paris'e mi gidiyorsunuz hakikaten? Evet, Demir'le birlikte. Öyle mi? İş, eğlence. Eğlence.
İkisi de birlikte olunca çok daha heyecanlı oluyor. Alara'nın projesini sunmaya gidiyoruz. Artemim için büyük bir başarı bu. Şirketin itibarı için de olumlu etkisi olacak. İyiymiş. Sonra ne yapacaksınız? Eyfel'e falan çıkarsınız herhalde. Bana bak, seni yeneceğim Paris diye bağırmayın ha. Ya Vedat, öyle bir şey yapmayacağız tabii ki. Turistik bir gezi olmayacak. Daha çok Demir'e Paris'te bildiğim gizli saklı köşeleri göstereceğim. Üçmüşten yıldızı falan diyordun. O başka. Ya o da var. Ondan sonra sanatçıların takıldığı barlar, sokak arası lezzetleri, bit pazarları. Bak, en iyi müziğin yapıldığı kafeler demiyorum. Barakalar. Hani sadece benim gösterebileceğim yerler. Çok ballısın Demir'im. Biz bir önden gidelim, sonrakini üçümüz birlikte gideriz. İnanılmaz eğlenceli olur. Selin, sen ne yapacaksın burada? Hiç. Kafamı dinleyeceğim. Bu kadar. Hı. Evdesin yani. Aa. Üstüne gitmesene Vedat'cığım kızım. Belki onun da özel misafirleri vardır, çağırmak istediği birileri. Baş başa vakit geçirecektir değil mi? Öyle biri yok. Tamam, tamam canım, tamam. Sen nasıl diyorsan. Şimdi utandırmayalım kızı patronun yanında. Bir de şirkette aşk yasağı varmış. Şimdi ele verdirmeyelim. Ben su alacağım. İsteyen var mı? Ben de kalkayım. Daha çanta hazırlayacağım. Ben uğurlayayım seni. İyi geceler Vedat. Görüşürüz. İyi geceler. Sizi hiç böyle görmeyi beklemiyordum. Ne oldu ki? Ne bileyim. Yani bana anlatılanlardan daha eğlenceli bir ev hayatınız olduğunu düşünmüştüm. Ne anlatıyorsa artık. Demir biraz zor olabiliyor. Zor mu? İmkansız bence. Sana Merve'yim dedim diye beni affettin. Demir dünyaları yıktı. Bir dakika. Ne zaman söyledin? Bir hafta falan oluyor. Anlıyorum. Vallahi ben hiç anlamıyorum. Neyse ben de bugün çok yoruldum. İyi geceler. İyi uykular. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.